Remax Revizyon hafta sonu sohbetlerine hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum arsanın uzmanı Ali Keskin. Ali Keskin, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim abi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ali Keskin kimdir, nedir? Bir bahseder misin kendinden? Abi, Ali Keskin daha önce kurumsal bir firmada satış pazarlama uzmanıydım. Orada çalışıyordum daha önceden. Sonra 2018 yılında askerden geldikten sonra senin vesilenle yine aynı bu gayrimenkul sektörüne başladık. Yolculuğumuz çok güzel ilerliyor. 5 yıldan beri beraberiz. Devam ediyoruz şu an. Ali, orada ilk başladığında hep böyle bir korkularım vardı. Birlikte olduğumuz için soruyorum bu soruyu. İlk korkularının hani yenebilmek için kiralamadan başladın, apart kiralaması. Oradan böyle bir gelelim istiyorum. Hani biraz da seni rahatlatalım burada. Ya bizim sektör şöyle bir durum. Aylık bir gelirimiz olmayan bir sektör. Kiralamadan başladım ben de. Sonra konut satışına yöneldim. Konuttan sonra da arazi, arsa, tarla satışına ve şu anda artıcı olarak devam ediyorum bu sektörde. Mesela konutta orada unutamadığın bir anım var mı? Regaip Çağlayan'la ilgili ilk başladığında. Ya konutta ilk satışımı, yani her gayrimenkulcü ilk satışını unutmaz. Yani ilk satışım biraz benim sürüncemeliydi. Heyecanlıydı. Ya her satış öyle. Gayrimenkulcü her satışta heyecanlanmalı aslında. Heyecanlı olmalı. Sende bu fazlasıyla var. Bence her satışta ayrı bir heyecan var. Yani kiralamada bile ben heyecanım var yani. Olması da gerekiyor ama bence. O ilk satışın heyecanını unutamıyorum diyorsun. Yani. Çünkü sürüncemeliydi. Satıcı taraf birazcık inat bindi çünkü ortaya. Ama sonuç olarak yine bitirdik. Bitirdik. Peki Ali, arsaya geçmendeki etken neydi mesela? Hani neden konut, yani kiralamadan konuta geçtin? Konuttan sonra arsa. Orada seni ne dürtüledi mesela arsaya? Abi ben ilk baştan beri zaten hep söylüyordum. Benim arsa, toprağa karşı bir böyle bir zaafım var. Arsa. Hisse ya. Arsacıyım ben. Artıcı olacağım dedim. Bir de görüyordum yani dışarıda arsa satış yapanları daima. Sana yatkın olan yerin aslında arsa olduğu için o tarafa geçiş yaptın. Tabii, arsa yani, o yüzden. Peki hep böyle gayrimenkul danışmanları, emlakçı arkadaşların da böyle konut çalışan özellikle hep şeyidir. Yani bahanesidir. Arsacılarda işte portföy bulmak çok zor. Portföy yetki alması çok zor. Yani orada arsacılar güne nasıl başlıyor? Nasıl portföy alıyor? Portföy almak için neler yapıyor? Yani müşterilere nasıl ulaşıyorsunuz? Merak ettiğimiz konular bunlar mesela. Abi ne yapıyorum? Sabah kalkıyorum. Bölgem, bir yer belirliyorum kendime. Örnek verdim, Başkarcı, Hallaçlar. Bölgede dolaşıyorum abi. Bakkala gidiyorum. Kahveye gidiyorum. Oradaki insanlarla sohbet ediyorum. O insanlara örnek verdim, tarlasında ekip biçiyorsa gidiyorum onlarla muhabbet. Oturuyorum ya onlarla. Normal. Kahveye gidiyorsun, çay içiyorsun, tarlada gördüysen duruyorsun yani. Duruyorum, onlarla muhabbet ediyorum, tanışıyorum. Yani hepsine değmeye çalışıyorum yani. Gidip muhabbet ediyorum yani. Satılık yeriniz var mı? Çalışabilir miyiz yerinizle alakalı? Kendimi tanıtıyorum. Yaptığım işleri. Zaten hani o bölgedeki yaptığım satışları anlatıyorum. Bu şekilde bu bölgede gezerek. Bir de hakimiyetin olduğu için zaten o insanlara o güveni de aşık geçiriyorsan orada şey bir izlenim oluşuyordur diye düşünüyorum. Evet. Peki arsa çalışmakta mesela şimdi insanlar şunu çok merak ediyor Denizli'de. Diyorlar ki konut imarına açılabilecek bölgeler neresidir? İşte nereye yatırım yapmalıyız? Yani benim cebimde şu kadar para var, bu paraya neler alabilirim diye size illaki geliyordur. Tabii. Şu an Denizli'nin mesela gelişen bölgesi, yatırım yapılabilecek yerleri neresidir? Mesela tarla vasfındadır, konuta geçecektir. Bu bölgeler neresi mesela? Abi şimdi şöyle söyleyeyim sana. Yeşilyer'in bölgesinde 1/25 binlik plan içinde şu an konut alanı olan bölgeler var. Hı hı. Buralar çok talep olan bir bölge, tarla vasfında. Buralara yönelebilirler. Aynı şekilde Kumkısık tarafı, otoban açıldı biliyoruz artık, Aydın otobanı. Bu da onun etkisi çok oldu o bölgede. Onun da etkisi çok oldu. Bu bölgeler şu an çok değerli. Yani yatırım için birebir. Orada hatta şey de var diye biliyorum. Orada özel üniversite alanı var. Organize sanayi olarak oraya bir üniversite, vakıf üniversitesi yapacakları diye bir söylenti var. Kumkısık'ta imar açıldığında böyle bir o tarafa doğru bir... Yani talep zaten hep bu taraf. Yani Göbeşlik tarafı, Yeşilyayla tarafı, rezidansların olduğu bölgeler. Saruvan, Bilyalık bölgeler. Daha onun alt tarafları 5000'lik olan yerler. 5000'lik olan yerler var. Oralarda çok acayip bir gelişme var. Villa yapımı var. Buradan biraz da belediyeye de iş düşüyor gibi geliyor. Merkez Efendi Belediyesi'ne oraların Saruvan tarafının yolları açılırsa biraz daha hareketlenecek tabii diye düşünüyorum zaten ben. Zaten şu an yavaş yavaş açmaya başladılar. Aşağı kısım 5000'lik olanları da açılmaya başladı.
Evet, en çok merak edilen bir soru daha var Ali. Arsa yatırımı yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Abi çok önemli bir konu bu. Şimdi arsa alırken abi ilk önce imar durumuna baktırmamız lazım. Taban alanı nedir? Katsayısı alanı nedir? Kaç kattır? Önemli olan bunlar. Hı hı. Bir ayrıyetten de arsamızın yola terki var mı? İmarlı olup da arsamızın sit alanı içinde mi? Bunlar abi önemli. Çok önemli. Birinci, ikinci, üçüncü derece sit alanları olan yerler var. Bunlar çok önemli. Arsayı almadan önce kesinlikle gidip belediyeden bir imar durumu alınması gerekiyor. Durumuyla ilgili bilgi alsın. Bu çok basit bir durum. Büyükşehir ya da bağlı bulunduğu ilçeden bunun bilgisine ulaşılabiliyor. Peki ilçeler bazında şu an bir hareketlilik var. Tarla hareketliliği. Evet. İşte oralarda yatırım amaçlı olsun. Özellikle ilçelerde mesela İbrahim Tatlıses yer aldı diye bir söylentiler çıktı. Çal tarafında. O biraz daha orayı hareketlendirdi. Buralarla ilgili nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ne yapmalıyız? Nerelere yatırım yapmalıyız? Bir de tarlada şu an merkezi yakın yerler. 15-20 kilometre arasındaki Babadağ olsun, Tavas Pınarlık olsun. Buralarda tiny house. Çok gündemde şu an. Yani insanların hafta sonu gidip bir meşgale uğraşacağı, ailesiyle vakit geçirebileceği, bir mangalını yakabileceği bir yer arıyor. Ekip pişmeyle alakalı. Kafasını dağılsın. Bu da çok etkendir tarla kısmında. Pandemi de bunu çok etkiledi. Tabii. Pandemiden sonra insanlar çok sıkışık kalınca. Tabii bu tiny house'da kafasına göre koyamıyorlar yani. Her şeyin bir ruhsattır, şu işlemleridir. Tabii o büyük bir, yani başlı başına bir konu olması gerekiyor zaten. Tiny house'daki o kaçak yapılar. Tabii yani kaçak. İnsanlarımız hani her yere tiny house dikilebilir diye düşünüyor. Öyle bir şey yok. Lejantının olması gerekiyor diye biliyorum. Yani belediye orada nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Belediyeden gidip ruhsatını alacaklar, kontrolünü yaptıracaklar. Yani bunların hepsi bir programı, düzeni var zaten. Bunları yani yapmaları lazım. Aynı şekilde tarlalarda 5000 şartında %5 konut yapılabiliyor Bodrum artı 2 kat. Bunlar da etkendir. Çoğu insan bu şekilde ilerleyebiliyor, taş ev yapabiliyor kendilerine. Yapabiliyor. Orada tabii o belediyelerle, bağlı bulundukları tabii kurumlarla çevre şehircilikle görüşerek bunları yapabilirlerdi. Tarlada peki hani bunlar tamam hafta sonu meşgaleti yapmak istiyor. Eyvallah da ama yatırım yapmak isteyen var. Benim cebimde bir örnek görüyorum. Belli bir rakam var. Ben bununla ilçede bir yer almak küçük istiyorum. Küçük rakamlarla güzel yatırımlar yapılabilir. Burada nelere dikkat etmem gerekiyor mesela Ali'cim? Yani nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Gelişmeye yakın olan bir bölge olması lazım. Şu an biliyorsunuz Çardak'ta organize sanayi yapılıyor. Bu bir etken. Çok büyük bir etken yani yatırımı yöneliyor insan ister istemez. Yani yarın örnek ver bir imar geçebilir. Lejantına baktırmak lazım. Honaz bölgesi. Honaz, Kocabaş özellikle o bölge sanayi imar planı içinde bir de ağır sanayi geliyor oraya da. Tabii orada da bir şey var. Orası da şu an çok gündemde. Yani bakmak lazım, görmek lazım yani. Peki yani orada nedir mesela? Yola yakınlığı mı? Kadastrol yolu mu? Kadastro yolu olması gerekiyor. Yola yakınlığı olması gerekiyor ana yola. Tarlada. Yerleşime yakın olması gerekiyor. Önemli suyunun olması suyunun gerekiyor. Suyunun olması gerekiyor. Yani bir de yani arazinin eğimli olmaması lazım. Yani durumunu görmek lazım. Düz olması lazım. Bunlar hep etkendir yani. Yani orada da aslında tamamen bilen birileriyle bu işlerin sorulması gerekiyor. Tabii. Mesela Acıpayam Ovası'nda bütünleme yapıldı mesela. Tabii. Oralarda kadastrol, yol, kanalizasyon, su sistemi yapıldı. Devletin de bununla ilgili çalışmaları. Bunların takip edilebiliyor Tabii. olması gerekiyor. Peki Ali, tarlalarda tiny house'lar bunları konuştuk. Organize sanayilerde mesela buraların nereler nasıl olacağıyla ilgili bilgileri nasıl ulaşıyorsunuz mesela? Çok derin bir soru sordu herhalde. İstihbarati bilgiler diyorsunuz. Yani istihbarati bilgiler bunlar. Dolaşıyoruz. Ya şöyle söyleyeyim aslında gidiyoruz abi. Belediye gidiyoruz. Bağlantılarımız o şekilde ilerliyoruz zaten. Ya da duyumlar. Duyumlar da aynı şekilde. Yalan haber de çok dönüyor işte. Aslında burada ona dikkat. Duyumlar da dönüyor aynen. Üfürüyorlar arada. Üfürüyorlar. Evet. Şimdi yeni gayrimenkul danışmanları için bir soru soracağım. Ali'cim, gayrimenkul danışmanları yeni başladı. Arsa çalışmak istiyor. Evet. Bunlara önerin nedir? Abi en önemlisi bölge çalışması. Bölgesinden dışarı çıkmayacak. Her bölgesinde yani kuş uçsa haber olacak abi. Satılan, en son satılan parsel, ilana girilen parsel, satışa çıkan parsel. Bunların hepsi bilgisi olması lazım abi. Bölgesine hakim olacak. Evet, bölgesine. Buranın yüzde kaç, buranın kaç kat. Evet. Bunların hepsini biliyor oluyor. Ve kimlerin bu ürünleri satıyor. Evet. Olduğunun hepsine hakim olması gerekiyor. Evet,
Peki Ali Keskin'i ne motive ediyor mesela? Gündelik hayatta Ali neyle motive oluyor? Bu başarısını neye borçlu? Abi Ali Keskin'i tapu. Tapu. Tapu abi. O tapudaki mutluluk. Her gayrimenkul dönüşmanı gibi de orası da. O tapuya gitmek, girmek, onun havasını solunmak. O mutlu ediyor. Ondan sonra sabah tarlada, akşam mağarada. Doğru mu? Doğrudur abi. Doğru. Tarlacılar genelde marla doluyormuş. Öyle diyorlar. Ben de tarlacıların yalancısıyım. Tabii. Yani abi şimdi şöyle söyleyeyim. Tarlacıyız biz de. Akşam marladayız da. Yani biz de tarla çizmelerimizi giyiyoruz. Keşif yapıyoruz. Yani lüks konutçular gibi öyle. Galoşa girmiyoruz yani, de. Galoşa girmiyoruz yani. Hemen sallandılar lüks yani. Konutçulara. Lüks konutçular alınmasın lütfen. Tarlacılar böyle. Evet. Alicim teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben çok keyif aldım. Kapanışa doğru İzleyicilerimize söylemek istediğim bir şeyler varsa onları alalım. Abi en büyük yatırım topraktır. En güzel gayrimenkul topraktır. Toprağa yatırım toprak yapılıyor. Toprak abi. Aynen. Evet, hafta sonu sohbetlerimizin sonuna geldik. Çok keyifli bir sohbeti de geride bıraktık. Haftaya çok özel konuklarımla yine karşınızda olacağım. Bizi izlemeye devam edin.